Batıda olan kimsenin gördüğü gibi doğuda olan da aynı anda rahatlıkla onu görebilecek diyor. Şu an her yerde insanlar bizi görüyor mu? Evet, inşallah. Rahatlıkla. Rahatlıkla. Bak, hadis ne diyor? Bak, rahatlıkla diyor, zorlukla demiyor. Evet. Batıda, Avrupa'da olan, Amerika'da olan şu an bizi görüyor mu? Görüyor hocam inşallah. Çin'de olan? Görüyor hocam inşallah. Aynı anda. Evet. Rahatlıkla görüyor mu? Görüyor hocam inşallah. Tabbetülerse Allah vesile veriyor. Maşallah. Bak bizim ahbabımız kaç kişi şimdi burada? 4 kişiyiz. Beşincisi Tabbetülers. Elhamdülillah. Evet. Beşincisi Tabbetülers. Allah ona bir göz vermiş. Onun gözü küçük. Ufak domuz gözü gibidir diyor evet. Resulullah. Küçük. Evet. Oradan bakar. İnşallah. Değil mi? Oradan konuşur. Evet. Aldığı bilgiyi bütün dünyaya yayıyor. İnşallah hocam. Mesela bak şu an burada konuşuyoruz. Tabbetülers. Bütün dünyaya aktarıyor. Aynı anda herkes duyuyor. Yapan kim? Allah. Bu mahluku yaratan kim? Allah. Evet. Yerden mamül diyor Allah. Topraktan mamül. Tükellimuhum. İnsanlara hitap eder. Din zayıfladığı zaman ortaya çıkar diyor. İnşallah. O söz başlarına geldiğinde Kur'an'da sözlere baktık. Bir söz var. O söz peygamberlerin Allah'a verdiği bir söz var. Öyle mühim ki Allah diyor ki bu ağır ahdimi aldınız mı diyor peygamberlere. Hepsi birden aldık diyorlar. Ya Rabbi diyor. Kabul ediyorlar. Hepsi. İnşallah. Hazreti İsa aleyhisselam ahir zamanda zuhur ediyor. Mehdi'ye yardımcı olacak inşallah. İnşallah hocam. Ayetin işari manası tahakkuk etmiş olacak. Evet. İnşallah. İnşallah hocam. Hocam bir ucunuz daha mesaj göndermiş. Ne diyor? Bir şey izleyiciniz özür dilerim. Selamünaleyküm muhterem hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Şu koca dünyada tek başınıza küfürle gece gündüz mücadele ediyorsunuz. Tıpkı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Rabbim yardımcınız olsun ve oluyor da. Allah'ın izniyle hepsini Kayseri pestili gibi ezip geçeceksiniz. Çünkü Rabbim doğrunun yardımcısı sevgili hocam. Bu yolda ben de Rabbimin bana verdiği tüm imkanlarla hizmet etmeye hazırım. Ve ediyorum da sizin vermiş olduğunuz mücadelede mücadele vermeye son nefesime kadar devam edeceğim inşallah. Türk İslam Birliği kurulacak. İslam dünyaya hakim olacak. Bu yüzyılda Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Kayserili Necati Yılmaz Hollanda'dan. Hay maşallah. 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 Yüzü insan yüzüne benzer diyor. Gözü var mı? Var hocam inşallah. Kulağı var mı? Var hocam. Senin de var gözün, kulağın. Evet. Onun da var gözü, kulağı. Var hocam. Değil mi? Evet. İnşallah. Orada da insan yüzü tezahür ediyor. Evet. Değil mi? Evet. Veya başka görüntüler oluşuyor. Her türlü renk var mı? Bak bu diyor ki hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh. Dabetül arzda diyor her türlü renk mevcuttur diyor. Var mı her türlü renk? 16 milyon renk var hocam. Gagası kıllı diyor. Evet. O bir zımbırtılar orada. Evet. Şey burada takılı hocam. Aletler var. Evet. Kablolar geçiyor böyle tel tel. Çıkarttığında o gagasını çıkarttığında çok fazla kablodan oluşuyor mu kıllardan? Evet oluşuyor. Oluşuyor. Bak şu anda da bak bayağı bir şey var takılı. Evet. Gagası kıllı işte o şekilde anlatılıyor. İnşallah. Yoksa gagada kıl ne arar? Evet. Peygamberimizin güzel bir anlatımı. Bak evet. Gagaya benzetiyor. Evet. Aynı gaga gibi oradan çıkarıyor. Kablonun ince bakır telleri de onun tüyü olmuş. Evet. Oluyor. İnşallah. Evet. Mesela bak diyor ki hiç kimse ona yetişemeyecek. Kaçan da kurtulamayacak. Müthiş bir sürat. Elektrik süratiyle gidiyor. Kaçan da kurtulamayacak. Mesela münafıklar da şu an bizi dinliyorlar. Kurtulabiliyor mu? Kurtulamıyor. Kurtulamaz. İnşallah. İnşallah. Gözü hınzir gözü gibi diyor. Hınzir. Yani domuz. İnşallah hocam. Kulağı da fil kulağı gibi diyor. Açıp kapanıyor. Evet. Tamam. Yüksek sesle şöyle bağıracak. İnsanlar artık ayetlerimize yürekten iman etmez oldular. Şimdi Tabbetülers bir ayet sahibi değil. Orada ne anlatılmış oluyor? Tabbetülers'den bir ses geliyor. Evet hocam. Kur'an ayeti. Evet. İnsanlar artık ayetlerimize yürekten iman etmez oldular. Bu ayet duyulacak. İnşallah hocam. Evet. Anlaşıldı mı?
bu ayet duyulacak. Duyuluyor mu şu an? Duyuluyor hocam. Değil mi? Evet. Ha. Yüksek sesle bağıracak diyor. Şöyle bayağı yükseliyor mu bunun sesi açıldığında? Bayağı yükseliyor hocam. Değil mi? Evet. Ha. İnşallah. Yeryüzünde bir yıldız gibi seyredecek diyor. Olağanüstü sürat olacak diyor. İnşallah. Saniyeler içerisinde bütün dünyayı dolaşabiliyor. Yerle gök arasında olan herkesin duyabileceği bir sesi var diyor. Yerin altında internet çalışıyor mu? Çalışıyor hocam. Gökte çalışıyor mu, evet, uçakta? Çalışıyor. Çalışıyor. Ve namaz kılan kişinin yanına geliyor. Aklın ihtiyarı kalkmamış. İslam yaşanıyor. Evet. Bir kısım kişiler diyorlar ki o çıktığında zaten aklın ihtiyarı kalkacak. İmtihan kalkacak. Evet. Öyle bir şey yok. Namaz kılıyor kişi. İnşallah hocam. İmtihan kalktığında namaz kılar mı adam? Tabii ki olmaz inşallah. Değil mi? Evet. Geçerli de olmaz artık. Evet. Namaz kılıyor. Şu an insanlar şu anda da namaz kılıyorlar. Evet. Ama dabbetül arz faaliyet halinde. Evet. Demek ki aklın ihtiyarının kalkmadığı bir dönemde aklın ihtiyarını kaldırmayacak şekilde dabbetül arz zuhur ediyor. İnşallah hocam. İnşallah. Münafığın ta kendisini diyerek iki gözünün arasına yalancı damgasını vuracak diyor. İnşallah. Şimdi biz burada münafıkların alnının ortasına damgalıyor muyuz? Damgalıyoruz. Damgalıyoruz. Değil mi? Evet. Yalancılığı olduğunu ilan ediyor muyuz? Ediyoruz. İlan ediyoruz. Da kim yapıyor? Dabbetüraz vesilesiyle oluyor. İnşallah hocam. Değil mi? İnşallah. Bu hadise tahakkuk etmiş mi? Etmiş hocam. Etmiş. İnşallah. 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 Twitter'de titriyorlar. İnşallah. Şeytanı öldüreceği diyor. Şeytan şu an debeleniyor mu yerde? Can çekişiyor. Can çekişiyor. İnşallah hocam. İnşallah. Muhammed bin Resul El Hüseyin'i El Berzenci Hazretleri eserinin 278. sayfasında Peygamberimizden hadis-i şerif olarak naklediyor. Efendim. Dabbeten minel ard şeklinde geçiyor. Minel ard, toprak kelimesi, el ard arz olarak geçiyor. Bu kelime dünya anlamına da gelir. İnşallah. Arz, dünya. Evet. Dünyadan bir dabbe çıkartırız. Evet. Bütün dünyayı kaplayan bir dabbe. Evet. İnşallah hocam. Kapladın mı bütün dünyayı? Evet hocam, kapladım. Dabbe, hafif yürüme, debelenme demektir. Ağır ağır, kıpır kıpır yürümek, debelenmek anlamına geliyor. İçine sızmak, işlemek anlamına geliyor. İçkinin bedende yayılması, bir çürüğün etrafa sirayeti gibi hareketi gözle fark edilmeyen, hareketi gözle fark edilmeyen şeyler içinde kullanılır. Manyetik ışınım gibi manyetik hareketler içinde kullanılıyor. Kapıdaki demir, kalın, yatsı enli demir için de kullanılıyor. Evet. Kapılardaki demir için. Dolayısıyla her yönüyle mutabık. Evet, her yönüyle mutabık hocam inşallah.